Samsun'da parmağı kesilen bir adam ameliyat oldu. Buraya kadar her şey normal. Tamam, geçmiş olsun. Ama bir personelin dikkati büyük bir sahtekarlığı ortaya çıkardı. Meğerse izleyin. Hakkında hapis cezası vardı. Sahte kimlikle ameliyat masasına yattı. Foyası ortaya çıkınca hastaneden cezaevine yollandı. Samsun'da yaşayan 49 yaşındaki adam odun keserken parmağını hızar makinesine kaptırmıştı. Hastaneye gidince ameliyata alındı. Operasyon bitene kadar kimse gerçeği fark etmedi. Ama sonra bir hastane personeli şüphelenmeye başladı. Çünkü kimlikteki yaşıyla görünüşü uyuşmuyordu. 22 yaşında olması imkansız dedi ve hastane polisine haber verdi. Polis inceleme başlattı. Çok geçmeden de şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. Hastane personeli haklıydı. 49 yaşındaki adam hakkında 9 ay hapis cezası bulunan ve yakalama kararı olan bir suçluydu. Ameliyatı da 22 yaşındaki arkadaşının kimliğiyle yaptırmıştı. Sahtekarlığı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Ya bir şekilde sahtekarlıkta sınır tanımıyoruz da, yani çekirgede eninde sonunda 1, 2, 3 derken yakalanıyor. Sen hakkında suç kaydı var, hapis cezası. Başına gelenle açığa çıkıyorsun. Şimdi bu arkadaşın orada hastanedeki personeli dikkati olmasaydı belki bu ve bunun gibi birçok şeyde yerde kendini gösterecekti. İyi ki olmuş. Yani aslında ne kadar büyük sorumluluklar var hastaneye girdiğin andan itibaren. Evet. Yani senin kaydını yapandan diğer bankoya geçene kadar diğer herkesin müdahalesine. Şimdi o sahteciliklere ve sahte doktorlara dönüp bakıldığında bütün bu aşamaları nasıl geçildiğini bir kez daha düşünüyorum. Hı hı. Burada da sahte hasta var, yani kişi o değil. Tabii. Düşünsene. Sahte doktoru gördük, sahte sağlık çalışanı, hemşireyi gördük. Aha da bu da sahte hastamız. Hastane içinden bir yakını vesaire olsaydı, buyur geç deseydi her şey çok daha kolay olabilir miydi? Olurdu. Kimliği değiştirdiği insan 22 yaşında, acaba merak ediyorum o kimliği çaldı mı bu? Evet. Yoksa bir haberi komşusu falan filan ya da akrabası kimliği verdi mi? Çünkü o da bir anlamda işbirlikçisi oluyor. Dolayısıyla İster istemez. 22 yaşındaki o insan evladını da muhtemelen şöyle bir sorguya çekilip, kardeşim sen ne yaptın? Bu insan senden kimliği çaldı mı? Yoksa verdin mi diye sorgulayıp bu zincirleme devam ediyorsa bir yerden koparmak belki gerekiyor. Belki çalınmış, belki sokakta bulunmuş bir kimlik olabilir. İşte belki bir sorsunlar. Gün lazım olur diye işte yanına almıştır. Gerçekten insanı zan altında bırakan çok da kötü bir durum bu. Evet yani. Evet. Pekala.